Arkadaşlar Ramazan'ın ilk günü ve biz de şöyle bir fantazi yaptık. Ramazan'ın ilk günü ilk orucu dağda yapacağız diye, kampta yapacağız diye. Onun için şu an amacımız, hedefimiz Çaykara'yı geçince Haldızen Yaylası'na çıkacağız. Geçen hafta oraya giden arkadaşlardan aldığımız bilgilere göre yol açık. Zaten şu an çok böyle nasıl diyeyim bir lodos var. Sıcak esiyor. Amacımız yaylaya ulaşıp kamp alanımızı kurup ateşimizi yakıp güvecimizi pişirmek. Yılın ilk iftarı, ilk orucu, Ramazan'ın ilk günü dağda kar içerisinde güveç pişirerek geçireceğiz. Niyetimiz bu. Son hazırlıkları bitirip şimdi birazdan yola çıkıyoruz. Uralioğlu. Ne yapıyoruz? Kampa gidemiyoruz. Şaka. Şaka. Ciddi misin? Görmüyor musun ya, araba mazot kaçırıyor aşağıda. Aa. Daha önceden var mıydı böyle bir şey? Yoktu, olsa yapardım herhalde. Bu ne? Ne bu Sezen? Çok pis kokulu diyorsun. Ne bu pis kokan? Bu benzin mi? Ne bu? Ne bu, ben bilmiyorum. Bu mazot. Öf! Mazot filtresinin kabının üstündeki cıvatasının hava alma yerindeki cıvatası yalama yapmış. Onun kenarından mazot kaçırıyor. Şimdi mazot filtresini söktük. Oraya daha geniş delik deleceğiz. Yeni diş çekeceğiz, yeni cıvata atacağız. Tabii. Setimiz bu. Cemşit. Evet abi. Bu kaç? 8 miydi bu? Evet. 10 milim vereceksin. Tamam, anladım. Peki diğer delik nasıl onarılacak? Şimdi yavrum, gel. Şimdi diğer delikte, şimdi mevcut delikte olan cıvata bu. Tamam, tamam mı? Bunun takıldığı yerin frezesi yalama oldu, dişleri yalama oldu. Tamam. Bu boş dönüyordu şu an. Evet. Şimdi orayı daha büyük deleceğiz. He, bu tamam. Dişin daha büyüğünü atacağız. Aynen. Daha büyük cıvata takacağız. Yani anladım. O da bozulursa ondan sonra daha büyük. O da bozulursa daha büyük. O da bozulursa daha büyük. En son böyle cıvata takabiliriz yani. 10 milim matkabucu, bir de 10 milim o eski araba cıvataları var, kaliteli daha öyle sarı filan. Onlardan bul da gel. Evet, yine bir geziye gidemiyoruz. Yani gidemiyoruz derken yine geç gidiyoruz. Bu sefer erken çıkmıştık. Diğerleri gibi değil. Niye abi? Çünkü dağda gidip ateş yakacağız. En az güvecin. Yani gerçekten ateşte güveç pişirmedim daha önce. Bir referans yok aklımda ama minimum 4 saat pişmesi lazım. İftar kaçta oluyor lan, ona da bakmadık Sezen. 7 gibidir diye tahmin ediyorum. 7 değildir. Kaçtır? 8'dir. 8 ise iyi. 8'dir bence. 8 değildir canım. Normalde bu 2 ileri bir geridir de çektiğimiz malzeme çok yumuşak bir alüminyum. Çok rahat gidiyor için öyle zorlamadan bir defa da gittik. Anladın mı ne yaptığımızı? Yok. Şimdi bu deliği matkapla genişlettik. Daha büyük cıvata girecek şekilde diş açtık. Tamam, onu anladım. Şimdi bak. Artık içinde yeni delik var. Yeni cıvata deliği var. Şimdi oraya yeni cıvata atacağız. Ama o cıvatanın altına da bakır pul koymak lazım ki. Çıkmasın mı? Yok, aradan mazot kaçırmasın diye. Ya bakır pul. Bakır pulumuz yok ya. Bakır pul pahalı bir şey. Ben garaja her şeyi alıyordum. Böyle büyük bir bakır pul seti vardı zamanında, deli paraydı. Lan dedim 40 yılın başında 3 liralık 5 liralık bakır pul lazım olacak. Onun için bu parayı ona bağlamayayım. Almadık, hata ettik. Tam 13. Hiç 13 tipi yok onda aslında. Evet Cemşit, çalıştır bakayım ne oluyor. Hava yaptı. Tamam mı? Tamam. Deneyelim bakalım. Evet Uğur, net olarak yola çıktık mı? Vallahi Sezen, zor da olsa çıktık. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need.
what you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Çıkamadım abi, bir daha vuracağım. Altı kar mı topladı yoksa? Yok, devir olmadığı için rampa yukarı ya, yığıldı. Sezen'cim, çıkabilir miyiz, ne diyorsun? İşte benim beklediğim motivasyon bu. Evet, kornaya basıyor Hüseyin abiyi de galiba gelmesi için. Kilit açmama gerek var mı? Abi ne varsa aç, kilit milit, açabildiğin ne varsa aç, yeterli, daha gitme. Açabileceğin ne varsa aç, ayağını, gaz pedalını döşemeye yapıştır, kapat gel. Gazı esirgersen hakkın haram olsun sana. Şimdi birazdan Unimog'un gücünü göreceğiz. Rampa yukarı, kendi 8 ton, 2,5 ton amorok, arkasında da 2 ton hunter. Şimdi bura güzel ama şura ıslak. Devam. İleri mi? Baksın da bakalım. Karın içine girelim şuraya. Yok, şuraya, şura düz. Şuraya girelim. Hayır. Şu an bura çok güzel ama ayağımızın altı eriyen karların suyuyla dolu. Ay, burada sıkıntı olacak mı? Yok canım. Dayı, ileri mi? Şurası olmaz mı? İleriye baktın mı? Ben mi gideyim bakayım? Evet, biz yerimizi bulduk. Yerimizi yapıyoruz da sen şu ocağı yaksana ateşi. Ben yerleri ayarlarken. Sana zahmet abi.
Güvece atalım üzerine de yerleşelim sonra. Ne oldu? Neden indin? Tamam yeter. Güveci atalım, ondan sonra uğraşacağız arabaları yerleştirmeyle, şey yapmayla. Saat kaç oldu? Saat 4 ya. Kaçta? 7'de miydi? Aa 7. 6.50'de falan 7 desin ona. Hemen hemen 3 saat var. Yarım saatte hazırlasak 2,5 saat. Yarım saat 1 saatte geç ki yeriz olmadı. Sen soğan, domates, patates onları çıkar keselim. Sezen sen ona yardım et. Etler bende. Güveç bende. İki tane tahtayı şöyle üstüne... biraz bastırsana şöyle. İki tane tahtayı üzerine koyuyorsun, yapışkanları üstüne ben koyacağım. Oo hanımlar. Niye karavanın içinde hazırlamıyorsunuz da burada dışarıda karın içinde sürünüyorsunuz ya? Susacağım dedim. Şu güveci ateşin üzerine atalım. Şu anki tek temennim güvecin kırılmamış olması. Sıkıntı yok. Şimdi... Otomatikseye de koy bunu aşkım. Bak. Bak. Bak bu boyda olacak. Bir de kemikli olacak. Allah uğur. Oğlum yani biraz... Allah'ına kurban. Biraz şey de oldu ama çok oldu la. Sezen. Yani burada sana söyleyeyim. 6 kişi temiz, 8 kişi böyle şeyli doyar yani. 8 kişi net doyar. Ben sana o kadar diyorum. Ne unuttuk lan? Ne unuttuk oğlum? Tuz, karabiber, salça. Yok lan ne salçası malçası? Tuz. Sadece tuz. Tuz Julia'ların karavanında. Git, git çal. Gir, gizli, izinsiz gir. Koş. Hemen gidiyorum. Kokla bakayım, kokla kokla gel, kokla. Aa Uğur, o kokmuyor ki ya. Nasıl kokmuyor mis gibi tereyağı? Uğur, şu an hiçbir şey almıyorum. Senin açlıktan burnunun hücreleri ölmüş. Mis gibi tereyağı, böyle bol bol. Tuzu nasıl yapacaksın bence? Bir harp... Aa kalır üstünde. Yok ya. Uğur yapma. Kalmaz. Sezen, sizin orada güveççi yapmıyorlar mı lan Ramazan? Ya bizde yapıyorlar, kesinlikle yapıyorlar. Bizde tava derler daha çok. Tamam, normalde de siz fırına bir şey pişirttiriyorsunuz. Bizde sadece Ramazan'da güveç yapılır. Sezen hatta, Sezen böyle ekmek banılacak yemeği çok seviyor. Bu da böyle çok güzel ekmek yanılacak bir yemek olduğu için. İlk geldiğinde, ilk senesinde Ramazan'da Sezen bayram etti. Böyle gözleri açıldı. Güveç dedi, güveç, 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 güveç. Güveç, 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 güveç. Yine mi güveç? Ulan... Hayda yine güveç. Ya yeter artık buna gene mi güveç diye. Ramazan'ın 30 günü 30 günde güveç yiyince adam Sezen güveçten soğudu. Fark ettim suyu taştı, önemli değil. Güveci taşırız da. Aa güveci her defasında kaldıracak mıyız? Odun koymak için. Evet öyle gözüküyor. Ya illa bunun üstünde de yakmak zorunda değiliz aslında. Güveci yerde de yakabiliriz. Niye? Isı yukarı daha çok versin. Delden üstünü. Yok baba şey. Hadi. Sığıyor mu oraya, delin mi? Yok. La içine hadi. Düşüyor. Vallahi mi? Düşer mi düşmez mi? Düşüyor. Kapaktan içelim mi diyeceğim ama. Düşüyor baba. Aa düşüyor. Ay ananı satayım. Baba odunlar giderse güveç. Uğur hemen al. Hemen al. Yapma ya niye ya. Panik olmuyorsunuz siz? Niye panik olalım ya? Hemen al. Gidiyor da gidiyor.
yapma böyle. Yukarı parça koyarız altına ama o zaman da ısıyı iyi almaz değil mi? İki tane şey koyalım altına. Demir. Demir. Ya bir şey soracağım. Ne var? İki değil, bir tane olsa yeter. Yuvarlak ayak şimdi var. Şimdi bunu her defasında ver bakayım, ne var? Edeceksiniz. Bence bu iş sıkıntılı. Yere koysanız. Taş koyuyorsunuz. Hı? İçinde taş koyuyorsunuz. O daha sıkıntılı. Ya bunun en güzeli yere yakacağız bunu. Bence en güzeli. Yerde yapalım. Bak neden biliyor musunuz? Bak çok ciddi söylüyorum. Bunu yerde yapmazsanız bu kaynadığı zaman kaldırmakta çok sıkıntı çıkartacak. Onları çözeriz. Size bak da yani. Boş ver ya. Lan elimizden kaldırıp iki odun atacağız. Baba sen şeyi ver de. Biz yerde ayrı bir ateş yakalım, sonra onu oraya alalım. Şu an bu pişmeye başlasın. Izgarayı ver. İdarelik başlasın. İzgara? Bir şey var dedin, daha vereceğim dedin. İyi, mangalın üzerine koyacaktık bunun üstüne. Doğru diyorsun. Mangal. Tam mangalı bıraktırdım Hüseyin abi. Benimki de yer kaplıyor diye benimkini de almadım. Ben daha ızgara krom mangal aldık. Dur. Ufak tek bir şey kişilik. Onun ızgara soğuk. Dur. Sen ayaklık var dedin az önce. Ayaklık. Dayı gel. Gel gel. Evet. Abi güveç ısınmadan operasyon yapalım, gel. Sok onu altına. Diğer taraf aynı mı? Diğer taraf daha mı düzde yapıyor? Çinliyor mu? Abi bir çıkıntı var ya. Bir şey olmaz abi, aynı. Şimdi küçük küçük yarmacı odunlar yapalım bunu, değil mi dayı? Hayır abi. Yerde taş çevirelim etrafında, bir ateş yapalım bence. Bu taşın üzerine otursun. Tamam dayı. Şu yukarıya bakalım mı? Bakalım. Bu şimdi stresimizi attık. Tamam, şimdi orada dursun, ne istiyorsak yapalım. Okey. Bence bura rüzgar yapmayacak abi. Aha. Dayı dur, şimdi işin şekli değişti. Evet. Aklıma geçen seneki şey geldi, kütük geldi. Evet. Ha. Hemen kamp alanını buraya taşıyoruz. Ben bu kütüğü yakarım abi. Nasıl geliyorum abi? Ben de geliyorum kafadan. He. Şurayı zorluyorum. Geri geri gittiği kadar abi, kürtüye kadar geliyorum abi. Benim kapı buraya açılıyor. Senin kapı böyle açılıyor. Şöyle paralel şu alanla bizim şey yapalım. Tam tersini yapsak? Miting alanımız, kütüğü de alıyoruz ortaya da. Tam tersini yapsak? Tersi nasıl? Kapıda yüksek mı olan yeri ben zorlasam da alçak olan yeri sen zorlasan? Dayı bizim kapı sağ tarafta ya. Tamam, doğru diyorsun. Buraya ben... Tamam. Tamam, buraya gelelim abi, sıkıntı yok. Şüpheye bizi korur diye hesap ediyorum. Rüzgar ama abi, rüzgar... Rüzgar nereden esiyor ya? Buradan hafızayı ölçtedim sana. Orada daha boğazı aşağıdan geliyor şu anda. Bir taraftan girilse yapacak bir şey. He? Abi rüzgar şuradan geliyor. Oradan ve aşağıdan geliyor öyle genelde. O sırttan aşağı nasıl esiyor rüzgar? Abi bak, saçmalığa bak. Rüzgarın estiği şey ta şu iki kayanın arasından geliyor bak. Abi rüzgarın geldiği yere göre orası hiç korunaklı değil. Rüzgardan korunmak istiyorsak şuraya gireceğiz. Yok, oraya olur. Zaten oraya ıslak diye girmiyor. Oraya her türlü olur. Tamam. Bu olur mu yani? Olur. Ya şu alanı şey yaparız, boşaltırız. Biraz da geniş dururuz arabaları. Olur da sen çıkamayacaksın buraya. He? Sen çıkın. Ben sadece karavanı şurada hayal et dayı, şurada. Tamam ben... Karavanın kapısı şuraya açılacak dayı. Tamam ben ünumogu alayım geleyim. Ben buraları bir... Ezeyim iyice. Senin gireceğin yerleri de ezeyim. Oturabileceğimiz yerleri de ezebildiğim kadar burayı ezeyim. Karavanın kapısı ha böyle açılacak. Tamam. Ezelim abi. Güvecimiz orada pişiyor. Acelesi yok. Ateş orada dursun. Biz buraya taşınalım. Burada düzenimizi koyalım. En son burada yeni bir ateş yapalım. Alalım güveci buraya. Tamam. Taş burada bu. 2 saat zamanımız var iftara kadar. Bura biraz daha öyle geliyor bana da. Tamam abi, olsun. Bana sorarsan ben karavanı olduğu gibi yukarı alırsam, seni de buraya alırsak bu rüzgarı yemeyiz. Arkamız duvarda. Yukarıdan gelen rüzgarı ben keseceğim. Öyle önlem alırız.
Anladın mı? Sen oraya kapıdan gir de, bizim kapı diğer tarafta. Ben oraya geri gireceğim. Kapıdan hayır. Girsem... Rüzgar yukarıdan geliyor diyorsun ya. Benimkinin cüssesi daha büyük. Rüzgarı daha iyi keser diye. Ben yukarıya çekeyim diyorum. Sen aşağı gel. Aşağı nasıl gireceğiz dayı karavanla? Şu benim olduğum yere gireceksin abi. Kafadan. Hayır. Şöyle geleceksin. Geri geri sokacaksın onu. Ama kapı dönüyor bu tarafa değil mi? Komşu olmuyoruz yani. Ha. O yüzden. Vay arkadaş ya. O zaman... Senin... Sen oradan gidiyorsun. Senin yukarıda olman lazım ha. Sen de oraya güçlüyüz. Tekerler burada oluyor. Ben haberi girdim. Aşağıya. Tamam o zaman sen oraya olacak. Gireceksin oraya. Gittiği yere kadar ama çok da gideceğini sanmıyorum. Güvence de gitmez. Ablam bir kaptır dedim. Tamam kaptır abi. Ateşi de alalım ortamıza. Yerleşelim buraya. Yani... Ortayı az küreyelim. Daha uğraşmayalım. Aynen bence de abi. Ama sen dönersin olduğun gibi. Tamam ben dönerim. O sorun değil. Burada kalıyoruz. Sizi şuraya alıyoruz. Sen şu ortaya kürüyorsun güzel. Evet abi ancak düzenimizi, kamp düzenimizi kurduk. Şöyle size kamp yerimizi uzaktan göstereyim. Yine her zamanki gibi Hunter'la Unimog'u karşılıklı çektik. Kapılar birbirine bakacak şekilde. Sabah kalktığımızda kapıyı açıp birbirimize günaydın dememiz lazım. Şöyle çok güzel sıra dağların, kaya dağların altına eteklerini, manzaramızı, kaya dağları izleyecek şekilde çektik. Üstümüzde ağaçlar var. Ondan sonra güvecimiz orada pişiyor. Amarok yanımızda. Önümüzde ise Uzun Göl Deresi var abi. Şu an karlar eridiği için derede tüm akarsular da inanılmaz derecede yüksek debiyle akıyor abi. Hatta buradaki çıktığımız yerin bile yerde sürekli kar suyu akıyor. Şimdi işte akıl akıldan üstüne abi bak Hüseyin abi burada bir iş yaptı az önce. Kürekten yerleri tırmalıyor dedim herhalde öyle oluyor. Dedim abi ne yapıyorsun? Hüseyin abi burada ne iş yaptın bir anlatır mısın? Suyu az daraltalım, azaltalım diye yol verdik gitsin suya. Suyu gönderdim bu tarafa ki bizim ayağımıza bulanmasın diye. Şimdi bak şura olduğu gibi dere yatağıydı. Şöyle şu önden şuradan çekeceğim bir saniye. Tamam çalışmalar devam ediyor. Bak abi şu seti yaptı su gidiyor bu taraftan akıyor. Şimdi artık bizim önümüzdeki suyu kesti. Çalışmalar devam ediyor. Eskinin yerli çocuklarından. Aynen. Takdir ettik abi. Şimdi... Sezen çok kötü baş ağrısı tuttu onu. İşte açlık, susuzluk, basınç değişimi vesaire de derken Sezen yatıyor şu an çok kötü. İnşallah iftar vakti orucumuzu açtıktan sonra bir ağrı kesici içerince kendine gelir. Hatta şu an dışarıda müzik açmıştık. Ona bile şey yaptı ki başım kaldırmıyor kapatın diye. Şöyle güvecimiz. Ulan ben korktum pişmeyecek diye. Saat kaç dayı? Telefonun yok. Benim var. Zaman hızlı geçsin diye. Saat 6. Yaklaşık olarak 1 saatimiz var. Ben bunun pişmeyeceğinden korktum ama bu var ya bu. Bu olacak mı ne demek? Gel bakayım bu yenecek durumda şu an gel. Gel bakalım bunun haline. Kurban olayım ben. De bakayım bir daha kurban olayım diye. En azından sen kurban olayım. Aa at sarımsakları da içine abi. Göm olduğu içine. Gibi. Olduğu gibi göm abi. Oh. Buna biraz suyu da yağ çekmek lazım. Yok. İyi kuruyacak o. Hayır. Ateş güçlü. Ben. Abicim ateş güçlü. Suyu bitecek. Biraz yağın içinde az bir şey kızarması lazım. Sonra su koyacağım ona. Ha. Az yağıyla kavrulacak. Hep haşlama olmayacak anladın mı? Hak verdin mi şimdi bana? Doğru. Suyunu çektiriyorum. Ondan sonra su ekleyeceğim ona biraz. Suyu biraz çeksin. Az bir şey yağın içinde kalsın. Orayla Julia salata hazırlıyor. Bir de pilav yapacağız. Adet yerini bulsun aslında. İhtiyacımız da yok. Yapalım mı dayı pilav? Olmasa da olursa güveç fazla yapmayalım pilav o zaman. Güvecimiz fazla. Tamam. Tamam pilav da yapmıyoruz. Tatlı aldın da. Ne aldın? Ya ben tulumba alacaktım da. Sen işte... tulumbayı alırsın diye ben iki çeşit aldım. Üçüncüyü sana bıraktım ama. Tulumbayı alamadım abi niye? Ve aşuremiz var, sütlaçımız var, kazan dibimiz var. Kürdanlı bir şeyimiz var. Böyle. Kürdanlı bir şey mi? Ya kürdan batırıyorsun ona böyle güzel bir tatlı var. He. Var bir şeylerimiz yani. Tamam ben de dondurma aldım. Oo. He? Kurabiye mi? Tamam o da olur. Ya zaten abi Ramazan böyle bir şey.
Şimdi iki çatal vuracağız güvece. İki et aldın mı diyeceğim, ben doydum. Ya, tamam, daha kaldırma. Biraz bir tık öteye yatsın diye, bir tık. Sen bir göz kararı yap bakayım ona. Ya ben sana su terası aldım biliyor musun bu iş için? Ha, buraya yapıştıracağız onu abi. Hani? Şuraya, garajda. Su terası hem dikey eksen hem yatay ekseni gösteriyor. Neyse, son bir saatimiz. Sofrayı hazırlayalım. Ben araba güveci kontrol ediyorum. Tuzumuz tam dedik. Bu ateş bize yeter. Hava çok güzel. Zaten iftar saatinde görüşmek üzere diyelim. Yemek içmek olmayınca abi kampında bir tadı yok. Şimdi biraz ileri sarmamız lazım videoyu. Sezencik. Günaydın. Günaydın. Bana bak. Bu YouTube'da kamp videoları çekiyorlar. Sabah uyanıyorlar. Adam prens, kadın prenses. Ulan bir biz mi yataktan böyle kalkıyoruz? Yani bunlar... Bunlar kalkıyorlar böyle prensle prenses gibi, hiç yüzleri gözleri şişmemiş, saçları bozulmamış, kadının makyajı akmamış. Evet. Neyse. Bizim şu an çekilecek yüzümüz yok. Acayip de güneş burası sıcak olmuş, ben sana bir şey diyeyim mi? Şeyi kapatayım mı? Kaloriferi. Akşam üşüdüm dedin. Bak 27 dereceye ayarlamıştım. Saat kaç? Öğlen olmuş. Sıcak su. Sıcak suya ihtiyacımız yok değil mi? Ya hava güzel be. Komşu günaydın. He? Yo, yeni kalktık da şimdi film izleyeceğiz. Attınız mı? Tamam, atın siz. Ne zaman? Akşamlayacağız mı burada dayı? Ne, niye? Yapmayacağız mı? E akşam edek daha oruçlu ne yapacağız? Maça falan gideceğiz dayı ya. Ne maçı ya? Star maçı. Ya dayı bırak maç işlerini. Kaçta maç? Maç 8'de mi? İftihar edip koşacağınız oraya o zaman. E ama şey... Tamam canım, akşama etmemize engel bir şey yok ki. Saat 12.30. Saat 5 gibi çıksak yeter. 5. Niye? Neden?
Tamam, 2 saatlik yol var. 4'te aşağıdayız. Ben bir 2 saatlik film izleyeceğim. Ne, yedi göllere yol kapalı? He? Abi yedi göller şu karşıdaki dağların üstünde. Tepesinde. Sezen, bir şey soracağım sana. Evet. Gerçekten de bu soracağım şeyde samimiyim. Bulaşık makinesine koyacağın şeyi niye yıkıyorsun? Bunu anlayamazsın. Ya anlayamam da, madem öyle yıkadın niye bulaşık makinesine koyuyorsun? Şey durula kaldır. Bak, inan, yani normalde ben dün başım bu kadar ağrımasaydı ben bunların hayatta kurumasına izin vermezdim. Kurumuş. Ya yavrum benim. Orada yok üçü bir arada özel tablet mablet bir dünya para veriyorsun. Öyle kurumuş lekeleri çıkarır, böyle kurumuş lekeleri çıkarır diye. Bulaşık makinesi sıcak kaynar su yapıyor, buhar yapıyor, şey yapıyor, ilaç vuruyor. Bunlar şey yapsın diye. La yıkama onları. Hayır, böyle atılmaz. Ya atılınca da aynı çıkıyor, atılmayınca da aynı böyle çıkıyor. Böyle atılmaz. Bak. Yavrum benim, ben böyle atıyorum. Yıkıyor onları makine. Evet. Eğer evli olup da benimle aynı problemi yaşayan takipçilerim varsa yazsınlar. Ben bulaşık makinesini açıyorum. Bir şeye ihtiyacım var. Dolap da yok. Açıyorum bulaşık makinesini. Sezen'e soruyorum ki, Sezen bunlar makine yıkamış mı yıkamamış mı diye. Gerçekten anlamıyorum. Gerçekten makineyi açıyorum. Makinedeki bulaşıkların yıkanıp yıkanmadığı anlaşılmıyor. O kadar temiz makinedeki bulaşıklar. Diyor ki yok hayır onlar yıkanmamış, elleme. Lan bunu neyi yıkanmamış, bu olmuş pırıl pırıl zaten. Senelerdir bunun kavgasını veriyorum. Bir defa o tabağı öyle atsa da yıkandığını görse, bir defa lan at yıkayacak bak. Lan bir tanesini yıkama Allah rızası için. Ha onu yıkama alttakini. Ama dur, şeyleri içine girer. Ya makineyi bozar. Bozmaz. Makinenin akarından onlar gidiyor. Onları yıkama Allah rızası için. Tamam bıraktım işte. Gene son saniye niye sünger? La sürme şunu. Tamam ama bunu demedik, bunu konuştuk. Ya bırak. Ya kavgamızı mı görürsün insanlar? Görürsün canım ya, böyle nerede lay lay lo öyle bir şey mi var ya? Lezzetle diyor insanlar bu. Ama bir şey söyleyeyim mi bak. Ben makineyi düşündüğümden bu bir. İkincisi, biz çocukken bizim bulaşık makinemiz yoktu yani kardeşim. O yüzden cıncık gibi yapardık. Önce bir toz al, kirini almak. Uğur durmuyor. Durmuyor çünkü karavan aşağıya yatık duruyor şu an. Önce kirini al, sonra bulaşık. Aa. Sezen tam gerçek karakterine girecek. O arada kamera dolu. <aklına geliyor. gülüyor> Aşk olsun. Aşk olsun. Tam gerçek karaktere giriş yapacak. Asla öyle bir şey söz konusu olamaz. Gir hadi. Ben dur sana bir yardımda bulunayım. Ha, tuttum ben burayı. Ay nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bak durmuyor hayat. Tamam, tavayı da öyle bırak. Olduğu gibi bırak tavayı da. Şunun üstünde bir tane şey var bak. Hayır tamam aynen bak, soğan orada duruyor. Elleme o soğanı. Elleme koy. Çekeceğiz bunu bak. Yani yıkamayacak. Ya ne biçim koyun? Dur bir saniye. Şuraya doğru uzat. Hayatım şunu çıkarmayı unuttum. Ha onu çıkarabilirsin. Bu da benimle hep böyle şey yapıyor. Benimle inatlaşıyor bu. Evet. Şu çıkmıyor hemen. Ben baksınca hemen çıkıyor. Evet. Tamam. Bileti de attık mı? Bu iş tamamdır. Tamam. Çalışmaz. Neden? Bu 220 ile çalışıyor. İnvertörü açmamız lazım. Ben de 220'yi kullanmadığımız için invertörü kapalı tutuyorum. İnvertör dediğimiz Sezen'cim. Nedir? 12 volt akü enerjimizi 220 volta çeviren. Şimdi aç. Bir saniye. Evet. Direkt basıyor muyum? Şimdi bu 3 saat 50 dakika. Bence böyle bir programa gerek yok. Bu arada bak, daha dandik programla yıkayacağız onu. Böyle lekeler çıkacak. Bu ne lan haş? Evet. O zaman hazırız. Su almıyor değil mi bu? Benim çok eski botlarımdır. Offroad zamanında aldığım. Tek parça deri. Tek parça mı?
Yani şöyle adam buraya yapıyor şu iç dilini falan diker şey yapar ya. Evet. Böyle değil. Bu tek parça deriden eğilip bükülerek yapılmış. Dikişi falan yok. He. Değişik. Aa, hayvan gelmiş bugün buraya arkadaşlar gece. Buraya Vay. Attığımız etleri bak sıyırmış. Görüyor musun kemiklerini? Ay. Gelmiş hem de dibimize attınız onu öyle mi? O da yiyecek nasiplenecek değil mi? Tamam ama yanımıza en azın... Gerçi saldırsa ne olacak şu kocaman karavana değil mi? Ve arabayla mı gidiyoruz? Arabayla gidelim değil, biraz yukarıdan oralarda gezeriz. Nasıl? Ben yürüyerek doğa yürüyüş gezisi tamam, dediniz. Tamam, yukarıda yapacağız o işi. İstersen biz gidelim dönüşte alırız seni, o da olur. Hadi yani. Baba şu yukarıki kürtükte batacaksın. Hangi kürtükte? Şu yukarıki kürtükte. Oradan gitmeyeceğiz, ana yoldan yukarı gideceğiz. Zirveye çıkacağız değil mi? Ana yoldan yukarı tamam. Gideceğiz. Peki batınca ne yapacağız? Yürüyerek gelip ünumok mu alacağız? Hallederiz de ya. Bir şeyler deriz ya, eskiden ünumok mu vardı? Bir şekilde çıkardık kendimizi. E hadi gidelim bakalım. Yer durdu. Geliyor, hadi kızlar verin bakalım şeylerimizi. Nevale'yi. Abi bisküviyle köpek mi besliyorsun? Biz geliyoruz. Aa, bunlar da bizim. Söyle, ona bayla bayla yer onu da. Bunu biz de yeriz de. Bari, biz de yeriz ya aylar. Şeyim, özel dostluklarımız var bunlarla. Yukarı doğru çıktı. Evet, gel. Uğur ver onlara. Gel gel gel. Nerede o? Daha yukarıda gidiyor ikisi de. Desene. Neyse biz atalım onlar yer dayı ya. Hangi elle Sezen abla? Kıs kıs ne diyorsan de yardım. Gel. Gel kucu 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 ah. Ah mama. sahibi araştırmış abi. Kılı köpek. Yok dışarıdan yemek. Bazı köpekler dışarıdan yemek yemez yani. Aa bakmadılar bile. Sezen. Halbuki o çok... Acayip bir köpek dilinde bir şey söyledin. Ona kelimeleri lazımdı yani. Ne dedin bir daha söyle bakayım. Bir daha olmaz. He? Bir daha olmaz o köpek. Hayır ben resmen anladım. Gel bisküvi vereceğim sana dedin ama nasıl dedin onu anlamadım. Köpek dilinde. Bir daha çıkmaz ağzımda dur. Oğlum gel oğlum gel gel gel. Bu da aç o zaman. Abi iyi aç köpek ya. Abi aç tabii ya. Karnı sırtına yapışmış hayvan ekmek yemez. Yine buraya bırakırız Yüla dönüşte ya. Bırakırız. At at başka bunu da baba. Başka köpek vardır belki de. Başka abi köpek iyi aç ya vallahi iyi aç ha. Belki de onun için geldik buraya. Aferin oğlum aferin oğlum aferin. Bizim kamptaki etleri de bunlar yemiş olabilirler yani ha. Aferin oğlum aferin. Hayır bundan sonra yolda kapalı abi. Bir ikincisi. Açıktır. Hayır burada tamam, battın mı? Ünumo buraya sığdırıp da gene olamayız senin buradan yani. Onu demek istiyorum. Artı şurası kopuk gelebilir aşağıya riskli. Şura kopsa abi. Aşağı dereye ineriz ama kopsa herhalde. Ora kopsa abi dereye inersin işte dediğin gibi karlan karışık arabayla yuvarlana yuvarlana. Bağırdadırlar biz de oradan. Tamam şimdi bir de dön aşağı abi şu köprünün öbür tarafındaki yola vuralım bakalım oraya nereye kadar gidiyor. Yok kapalı köprünün çıkışında lan göster. Değil baba değil. Yok. Tamam kapalıysa oraya kadar gidelim oraya. O yüzden geri gidip görelim orayı. Ha? Sugar Murat ne abi?
Şeker Murat. Bile çıkar bisküvi, yeni köpek var. Suyu içtik, doymuş da suyu içiyor. Olsun ama bakıyor, bak ne verirsiniz bize. Ha bak, gözlerine bak abi. Oğlum gel oğlum gel. Oo, dayı buna malın iyisi geldi. Bunda finger var burada. Gel. Döktüm, az geri çık bakayım lan. Yiyor mu? İzleyelim bir bakayım. Biz yiyemiyoruz bari. Çok kibar, tek tek alıp yiyor bak. Bir sahibi mi var oğlum? Kuvvetle muhtemel. Al, köpeğine benziyor biraz o. Şimdi gidiyorsunuz he? Yarı yolda bırakıyorlar bizi. Neyse Sezen. Romantik film izleyelim sen. Belgesel. Romantik belgesel izleyelim sen. Şimdi iyi, siz gidin. Saat kaç? 2:30. Saat 2:30. Dönüş yolu toplam 2 saat desek abi. 4:30'da siz aşağıdasınız. Bizim de 6:30'da en geç aşağıda olmamız lazım. Kaça çıkacağız? Bir 15 dakika balata soğutma molası veririz. 2 saat sürer yol değil mi abi? Bizim böyle 90 dakikalık falan bir film izlememiz lazım. Çok uzun değil. Zaten çok uzun değil filmler ya. 90 dakika en fazla. Hadi o zaman gidin, biz filmi çakalım hızlı. Hadi. Görüşürüz. Bir sonraki kampta görüşmek üzere. Evet Sezencik, kaldık biz bize. Kaldık biz bize, evet. Bence güzel bir belgesel ya da bir komedi seyredeceğiz. Komedi ondan ya. Ondan sonra... Bana bak. Basıp gideceğiz. Recep İvedik falan mı açsak? Ya serin, milyon kez seyretti. Rüyat vatansever demek. Şey vardı ya. Ne? 90 dakikalık filmler diye bir kategori vardı. Evet Sezen'cim. Evet. İlk gezimizin daha sonuna geldik. Geldik mi? Bitti. Bitti. Gidiyoruz. Artık iftara yetişeceğiz, ancak misafirliğe de gideceğiz. Güzel bir kamp oldu. Benim için ilk Ramazan kampıydı. Daha önce hani kamp yapmıştım. Yok. Ramazan kampı yapmamıştım. Yok, ilk. Ben de hiç. Bir de Ramazan ilk gününü daha da oruç açarak geçirdik. Benim için kabustu ama yani, olsun. Evet, Sezen... Hiçbir şey yiyemedim. Hiçbir şey. Sezen baş ağrısını çok kötü bir şekilde yaşadı. Evet, gezimizi sonlandırıyoruz. Güzel bir gezi oldu. Gezdik, eğlendik. Sizler için güzel videolar çıkarmaya çalıştık arkadaşlar. Bir sürü ekipmanla vesaire, böyle farklı açılardan farklı güzel güzel çeşit çeşit daha görüntüler. Daha profesyonelce davranmaya profesyonellikten biraz uzak da. Ya uzak da muhakkak evet. Da. Daha böyle efor sarf ettik sizler için gerçekten. Evet. Dolayısıyla bu eforlarımızın da artık karşılığını alabilmesi adına bizim bu videoları çekmemizdeki motivasyonumuz sizlerin işte yorumları, güzel sözleri, beğenilerimiz, videolarımızın izlenme sayıları tabii ki. Dolayısıyla videoyu izleyen arkadaşlardan ricamız, böyle nokta dahi olsa bir yorum yapsalar, böyle bir beğenseler, işte abone olmayanlar varsa abone olsalar, bu da bizim için bir motivasyon olur mesela ki. Mesela yeni videoları şey yapıyorlar ya. Bir şey var mesela, ben sevdiklerime böyle ya neydi onun adı? Zil açıyorsun. Zil. Evet. Aynen. Zil, varsa da evet. Geldi. Yeni videolarımızı takip etmek için zilleri açarsanız elimizden geldiğince, zaten bundan sonra artık her hafta inşallah kampa gidip sizlere video göndermeye çalışacağız. Her hafta. Evet. Ya. Yeah. Her hafta olmasa da işte iki haftada bir. İki haftada bir. Ama her hafta yapmaya çalışacağız.
Bazen çoluklu, bazen çocuksuz ama gezilerimizi devam ettireceğiz. Ve bu gezilerimizde böyle daha böyle enerji sarf ederek daha güzel görüntüler çıkarabilmemiz için de sizlerin biraz motivasyonuna da ihtiyacımız var. Onun için videoları beğenip, abone olup, destek olarak bizlere yardımcı olabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki kamp gezisinde görüşürüz. Ayder. Ayder mi? Aynen. Öyle bir söz vermeyelim şimdi. Bakalım dur. Ya inşallah. Tamam hadi bay bay, görüşürüz.